Haluk'ların karşı dairesi boştu ya, tutuldu mu acaba? Yok, bildiğim kadarıyla hala boş Gönül. İnşallah şöyle tatlı birileri taşınır da kafa dengi. Ay inşallah ya, inşallah vallahi. Baba. Ah, size bir şey söyleyeceğim. Ne oldu kızım? Kötü bir şey mi var? Doğru söyle bak. Kötü bir şey mi var? Dönüş! Dönüş! Yavaş yavaş! Ne olur bana! Dur, sakin ol. Dur, duymadık daha ne diyeceğini. Bilmiyorum. Duymuyorsun Gönül. Baksana kötü bir şeye. Ne oldu Merve'cim? Annemlerin ev sahibi bir hafta içinde annemleri evden çıkaracakmış. Bu mu yani? Merve ödüm patlattın ya. Ben de kötü bir şey oldu zannettim yani. Konu kötü değilmiş yani işte. Ne olacak? Baba annemler evsiz kalacaklar. Bence yeterince kötü. O kadar da büyütülecek bir şey değil. Bir sürü kiralık ev var etrafta. Ne olacak Allah? Ya bir ödüm patlattın yani Merve ya. Harikların karşı dairesinde... Karşı da... Karşıyaka. İyi biliyor musun Karşıyaka? İzmir Karşıyaka. Güzel. Annenler İzmir Karşıyaka'ya taşınırlar mı? Benim orada arkadaşlarım var Emre'cim. Baba ne diyorsun ya? İzmir Karşıyaka diyorum. Yakınlarda çok... böyle kiralık ev görürseniz... Tabii tamam, tamam haber verirsiniz. Şey yaparız biz onu. Karşıyaka İzmir. Bak çok iyi olur gerçekten. Yani İzmir... Şuvet, gel ben sana. Gel azim ver. Yani. Sana alışveriş listesini attım. Evde hiçbir şey kalmadı. Al onları. Tamam, merak etme. Ya bir an şeyden söyledim bunu ama şeyden yani. Dibimize geleceklerdi yani. Allah Allah korusun. Bir de onu çekemem yani vallahi Gönül yani. Neyse neyse. Benim size bir haberim var. Hı. Sizin karşı daire boşaldı ya. Şey Cansu'ya Silikon Vadisi'nden çok iyi bir teklif gelmiş. O yüzden taşındılar geçen hafta. Şöyle bir şey söyleyeyim. Sertaç Bey ile Özlem Hanım ev arıyorlarmış. Aman! Aa, aman! Kesinlikle duymamaları lazım. Yani burada evin boşaldığını bilmiyor olmaları lazım ama... Biteriz. Yok canım. Bizden zaten duymazlar. Yani biz onlarla görüşmüyoruz. Yani en azından ben tabii. Haluk Sertaç Bey ile böyle gizli gizli buluşuyor, görüşüyoruz. Bilemem. Yani centilmen Haluk görüşüyor olabilir. Ne komik. Aman diyeyim ne olursun ağzından mağzından gel görürsün görürsün kaçırma. Vallahi başımıza büyük bela aldınız yani. Bence de yani önümüzdeki 25 sene Haluk Bey'in doğrucu Sertaç Bey'le konuşacağını pek zannetmem. Ya aşkım ya başımıza gelene bakar mısın ya? Sokakta kaldık ya biz. Merak etme hayatım üzülme sen. Ben sana hemen kiralık bir ev bulacağım. Aşkım. Ben Merve'ye yakın bir yerde oturmak istiyorum. Onların böyle sitesinin oralarda bakar mısın ev? Bakarım hayatım merak etme çözeceğim ben o işi. Tamam. Ama önce orada ev sahibine iki çift lafım var. Telefonum nerede? Ay, ya ne diyeceksin ki adama? Ne diyeceğim ne kadar kalpsiz vicdansız bir insan olduğunu söyleyeceğim Özlem. Ha, hayır bırak şimdi ya olan olmuşsa önüne bak. Direksiyonu tut aşkım. Tutuyorum hayatım ne yapayım yalan mı söyleyeyim? Sıkı... Kalpsizin vicdansızın önde gideni. Sertaç sıkı tut. Yeni evli çift öyle zor ki evden çıkarılır mı? Sertaç sakin ol önüne bak. Sakinim hayatım gidiyorum. Ah. Merhaba. Merhaba efendim. Haluk Bey, İsmail Bey, merhaba. Oo, doğrucu bey. Ah. Hayırdır? Uşağım bir randevumuz mu var dedi unuttum da. Yok İsmail Bey. Bizim evle ilgili bir takım sıkıntılar oldu. Acilen yeni bir eve taşınmamız lazım. Sizin kiralık dairelerden birine bakmaya geldim. İyi de bizde kiralık daire yok ki. Ama satın almak istersen yardımcı oluruz tabii. Yok yok. Bize kiralık lazım. Hem de çok acil lazım. Bir hafta müddet verdi vicdansız ev sahibi. Yok mu hiç bildiğiniz bir yer? Yok. Emin misiniz Haluk Bey? Bir tereddüt ettiniz sanki. Yok. Yani öyle bir düşündüm var mı diye de... Yok. Of. Ya uşağım. Kusura bakma yardımcı olmak isterdik ama... Olamayacak da. Of! Çok ümitliydim ben sizden. Yani gene de kulağınız delik olsun. Kiralık bir yer çıkarsa bana haber verin. Ben gideyim yeni yerler bakmaya devam edeyim o zaman. Tabii tabii tabii. Yani bir sürü yer var zaten. Ya bulursunuz. Kolay gelsin şu an. Neyse efendim. Hoşça kalın. Of! Hoşça kalın efendim. Görüşürüz. Alo. Ha. Merhaba, nasılsın? Evet, evet.
ben daha benden. Ya ne diyeceğim? Sen bizim evi biliyorsun değil mi? Heh. Bizim evin tam karşısı boşaldı. Onu kiraya verecekler şimdi. Aklında olsun. Tamam kocam, tamam. Tolga biliyor musun? Ben de bir TBT yaptım ilk buluşmamızda. Hadi ya. Ay. Evet. Merhaba efendim. Merhaba. Aa, hoş geldiniz. Burada bir gözlük buldunuz mu? Evet buldum. Haluk Bey masasında unutmuşsunuz. Sizin mi bu? Benim. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Benim çok acil çıkmam lazım. Arabayı çok kötü bir yere park ettim. Evet ya bizim karşı daire boş. Tam karşısı evet. Orayı şimdi kiraya verecekler. Biz de böyle düzgün insanlar gelsin istiyoruz. Haluk Beylerin karşı dairesi kiralık mıymış? Öyle dedi. Benim çok acil çıkmam lazım efendim. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Tamam. Yani kulağın delik olsun böyle abuk sabuk tipler taşınmasın o yüzden söylüyorum. Benim şarjım %100 oldu. Arkadaşlarımla görüntülü konuşmaya çıkıyorum yukarıya. Bekle birlikte gidelim. Tamam. Haydi görüşürüz. Teşekkür ederim. Hadi görüşürüz çocuklar. Görüşürüz. Bay bay. Hadi. Size bir haberim var. Bugün yöneticiyle konuştum. Karşıdaki boş daire için biri aramış. Kimmiş acaba? Bilmiyorum. Yeni evli bir çiftmiş ve bayağı da hani tutacak gibilermiş. Nasıl biriymiş peki? Yani bir haber var mı? Yani kimmişler anlamında yani? Sana ne oluyor? Niye bu kadar merak ediyorsun? Sanki komşuculuk oynayacak ha. Niye öyle diyorsun abicim? Ne olduğunu biliyorsun. Niye üstüme geliyorsun? Oraya kimin taşınacağı bizim için sana derece önemli yani. Yalan mı Gönül? Evet evet yani en azından bir isimlerini falan öğrenseydik keşke. Ben de araştırdım. Sadece yeni evli bir çift olduklarını öğrendim. Allah Allah. Dedektif Emine senden beklemezdim böyle bir şey. Valla çaptan düştüm yani Haluk Bey. Gidip birazcık Kükrek Kadriye'nin yanında staj yapmam lazım. Ya bu arada ben de sordum aslında. Böyle isim falan vermedi. Özlem'le Sertaç ev arıyorlar ya. Böyle dibimize gelecekler diye aklım çıkıyor ya. Yemin ediyorum gidip ben tutacağım evi. Yani. O durumdayız yani Haluk. Yok artık. GBT'lerine de sordursaydınız bari. Meltem Hanım ben de şuraları bir kaldırayım da gideyim artık. Tamam bize tamam. Gidelim. Hadi Tuna. Oturuyoruz. Ne gidiyorsunuz? Dur gidelim ya. Artık ya. Çocuklar muçuklar şimdi yalnız kusura bakmayın öyle yedi kalktı gibi oluyor ama. Yani siz artık evet. Yabancı değilsiniz yani. Biraz öyle oldu sanki. Aa hadi saçmalama Allah aşkına ya. Emine bir haber alırsan bak Allah aşkına haber ver bize yani. Hadi tamam. Hadi görüşürüz. Görüşürüz. Ellerinize hadi, sağlık. Afiyet olsun. Hoşçakalın. Bay bay. Sürpriz! Ana! Ana! Ama ne? Merhaba komşular. Sürpriz yaptık komşular. Elinize sağlık efendim. Vallahi bayıldım yemeğe. Ay ben de vallahi yani çok çok teşekkür ederiz. O kadar makbule geçti ki yani taşınma telaşı, tadilat. Ne yemek yiyebildik ne yapabildik. Sağ olun. Bizim için bayağı sürpriz oldu. Siz daha dün ev aramıyor muydunuz? Öyle öyle. Ani oldu. Size de haber veremedik. Ne güzel oldu ama değil mi? Daha çok görüşürüz böyle. Siz de bize gelirsiniz. Geliriz tabii. Allah Gönül Hanım görmesin kalpten gider. Buyurun cenaze namazına. Merhaba. Merhaba. Ay, yeni komşulara uğradık. Bir şeyler yaptım da ben. Çaldık kimse açmadı ama kapıyı. Değil mi buradalar bunlar? Sizin ne işiniz var? Allah'ınızı seversiniz yine burada ya. Sizin ne işiniz varsa bizim de o işimiz var. Biz en yakın arkadaşlarımıza, komşularımıza akşam oturmasına geldik. Ya biz de öyle. Nasıl yani? Haluk Bey ve Meltem Hanım'ın yeni komşuları biziz efendim. Ne? Tuna! 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 Tuna
Suna. Efendim, alın bunu da sanırım bize getirdiniz. Hayır, onu bilir misiniz bana? Onu bilir misiniz bana? Ben ona ne yemekler harcadım? Sizin için mi yaptım yani? Bırak şunu. Efendim? Bırak, aşkına bırak. Bizim için yapmış, niye veriyorum efendim? Ya bırak. Mühim bir şeye benzemiyor zaten. Yapıştır yine salçalı, tuzlu. Bırak. Tuna. Tuna iyi misin? Tuna. İç. Tuna iç. Haluk şuna yardım et. Sizin nereden haberiniz oldu bir kere buranın boş olduğundan? Haluk Bey söyledi efendim. Ay! Ya siz koca İstanbul'da taşınacak başka yer bulamadınız mı ya? Efendim, Ali ile Cine kiralık yer arıyorduk. Şimdi ne zamandır Merve'ye yakın olmak istiyordu. Haluk Bey telefonda konuşurken duydum. Ya kısmet işte. Ne zaman neyin karşına çıkacağı belli olmuyor. Biz kalkalım da Merve'ye haber verelim. Hem belki bu gece bizimle kalmak ister. Hayır efendim, çocuğun düzenini ilk günden bozmayalım lütfen. Ne düzeni Gönül Hanım? Annesiyim ben onun. Bir kat aşağı inecek. O kadar. Daha sonra görüşürüz efendim. Kalk hayatım. Kalkalım hayatım. Kim bilir nasıl sevinecek. İyi akşamlar komşular. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Niye dikkatli konuşmuyorsun telefonda? Hepsi senin yüzünden Haluk. Ben ne yaptım ya? Konuşurken duymuş. Dikkat etsene abicim ya. Kimle konuştuğuna dikkat etsene. Bak sana sonuna ya. Böyle bir şey oldu mu Haluk ya? Bak üstüme gelme. Sanki ben çok mutluyum. Burnumun dibine geldi doğrucu davul. Tamam. Artık olan olmuş. Bozmayın moralinizi. Ben şimdi her gün bu kadının yüzünü mü göreceğim? Tuna kalk, kalk gidelim hadi. Merve'ye de söylemek lazım. Nasıl söyleyeceğiz bunu şimdi ya? Ah Haluk ya, ah Haluk ya. Tamam oğlum, dırıldanma. Ay, ev olalı böyle şenlik görmedi vallahi. Çok karışık günler biz bekliyoruz. Ben bizim bu yeni dünürleri de çok merak ediyorum. Nasıl bir aile acaba? Büyük gün yarın. Ne olduğunu göreceğiz. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Ayrı gemide yol alır, ayrı düğüm tutarız bu evi.